Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere çayın yanında harika lezzetli giden bu görmüş olduğunuz peynirli, soğanlı mini ekmek tarifini vereceğim. Bir diğer ismi de kirdebunun. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki yemeğe doyamıyorsunuz. Çay ile de harika oluyor. Hemen tarifimizi hazırlama aşamasına geçelim. İlk olarak hamuru hazırlayacağız. Hamur için derin bir kap içerisine 1,5 su bardağı süt döküyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı toz şeker, göz ayarı tuz. 2 yemek kaşığı da mayam var, kuru mayam var ve bunları iyice kaşık ile karıştırıyorum, birbirine yediriyorum. İyice eridi mayamız, şu anda karıştı. Şimdi sıra geldi ununu ilave etmeye. 3 su bardağı un ben hazırladım buraya. Bir kaşık ile de döküyorum içine. Elim şu anda sokmuyorum ki batmasın. Kaşık ile ilk aşamasını yapacağız. Biraz daha dökeceğiz. Ve 3 su bardağı unun hemen hemen hepsini dökeceğim şu anda. Alacak hepsini. Tamamını döktüm. Gördüğünüz gibi bütün tamamı döküldü. Evet. Bu un yetmeyecek gibi geliyor. Çok az biraz ekleyeceğiz yine. Şimdi elimizi sokuyoruz. Yarım su bardağı döktüm undan. Bakın toparlanıyor hamuru ve daha fazla dökmeye gerek yok. İyice yedireceğiz unu. Kalan hamur parçalarını birbirine yedireceğiz. Yeterli. Fazla koymaya gerek yok. Bakın elime de yapışmıyor şu anda hamur hiçbir şekilde. İyice karıştırıyorum. Kalan hamur parçalarını da içine ziyan olmasın toparlıyoruz. İyice yoğurduk şu anda, bakın yedirdik. Elimize de yapışmıyor. Şu anda hamurumuz hemen hemen olmaya başladı. Evet, şu anda hamurum oldu. Hamurumu kapatacağım şimdi. Bir poşet içi geçiriyorum hamurumun üzerine. Bakın sıkı sıkı bağlıyorum ki hava almasın. Sıcak ortamda 1 saat bekletiyoruz. Mayalandı şu anda hamurumuz. Bakın fos fos kabardı. Elimi yağ ile az bir miktar yağlıyorum. Fırın tepsimi de yağladım. Elimle açıyorum, bir parça koparıp. Gördüğünüz gibi soğan ve peynir hazırladım. Küçük küçük doğranmış soğanlar, rendelenmiş peynir, göz ayarı artık ne kadar yaparsanız. Elimle buruşturup üzerine yapıştırdığım kısım üzerinde kalacak şekilde fırın tepsisine diziyorum. Bakın bir daha yapıyorum. Soğanları çok çok koyuyorum. İnanın pişmeyecek diye korkmayın. Çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi yapıştırdım ve koydum. Bu şekilde tüm hamurları hazırlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buruşturduk, topladık, fırın tepsisine diziyoruz. Yeşil soğan harika bir lezzet verecektir bu mini ekmeklere. Fosur fosur kabar, gördüğünüz gibi içi yumuşacık ve kabarık. Tüm hamurları bu şekilde hazırlıyorum. Tepsi buna yetecek zaten. Yapıştırdığım kısımlar üst tarafta kalacak şekilde hazırlayacağız. Şu anda hazır. Hamurlarımı ben bitirdim. Bastırıyorum tekrar üzerinden ki yayılsın diye, biraz ekmek şekli alsın diye. Bir yumurta ve biraz sıvı yağ, bir miktar karıştırdım. İyice üzerlerine sürüyorum. İsterseniz yumurtanın akını ayırabilirsiniz. Ben ayırmadım. Hepsini birden karıştırdım. Fırınımı da daha önceden ısıtıyorum şu anda. Fırınım çalışıyor 180 derecede. Fırın sıcak olması gerek.
Hazır olduğu an hemen fırına veriyoruz. Evet, hazır şu anda. Fırınımıza verdik. Gördüğünüz gibi fırından çıktı ve hepsi süper oldular. İnanın bayılacaksınız bu tarife. Hazır şu anda. Sizlere bir parça koparmak istiyorum ama koparamıyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız hanımlar, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler, afiyet olsun.